içinde. Dem Parti AK seçmeli Parti, desek belki daha mı doğru olur? Evet. Daha doğru olur. Hani çünkü AK Parti'ye oy veren belli Kürt seçmen gruplarda söz konusu belli bölgelerde. İşte Beyoğlu'nda, Bağcılar'da, belli yerlerde muhafazakar Kürt seçmen de var. Ve tercihinde AK Parti'den yana kullanan bir seçmen grubu. Hatta Yeniden Refah Partisi'nden yana kullanan bir seçmen grubu da olabilir. Ama DEM Partisi'ne oy vermiş veya geçmiş seçimlerde HDP ve o gelenekten gelen en son Yeşil Sol Parti'ye oy vermiş seçmen grubuna baktığımızda İstanbul'da son seçimlerde Emek Özgürlük İttifakı %12.1 oy aldı. Bu 12.1 oyun %4'ünün üzerinde tip oy aldı. Hep gözden kaçırıyoruz elbette. Çünkü Yeniden Refah Partisi'nin aldığı 3.2 oyu çok önemsiyoruz ama tipin aldığı %4'ünün üzerinde bir oy var. Bu da ciddi bir oy. Yani Yeniden Refah Partisi'nin de üzerinde bir oy. Geriye kalan %8'in genelde şöyle bir yani genel seçimlerden farklı bir oy kullanma algoritması var genel seçimlerde. Az olan, oyu az olan partilerin hemen hemen büyük bir çoğunluğu kendi aldıkları oyun yarısına ancak ulaşabiliyorlar. Yani onlar da kazanmasını istemediği adayın karşısındaki adaya oy veren bir seçmen grubu var. Tabii ki Yeşil Sol Parti'ye oy veren seçmenlerin etnik kökeni tamamen Kürtlerden de oluşmuyor. Yani ona oy veren sol sosyalist ve Türk etnisiteye sahip insanlar da var. Onu da söylemek gerekiyor. Benim tahminim Meral Danış Beştaş'ın da profili yüksek ve karşılığı olan bir aday olduğunu göz önüne alırsak DEM Parti'nin o aldığı %8 oyun yaklaşık %3 ile 4 arasındaki oyunu kendisi partisine alacağını geriye kalan seçmenin de İmamoğlu'na doğru yönlendiğini görüyoruz. Bu da çok doğal. Hep bu örneği veriyoruz. 2014 seçimlerinde Sırrı Süreyya Önder adaydı İstanbul'dan ve hemen anımsarsınız Gezi olaylarından sonra olan bir seçimlerdi bu ve Gezi olaylarında Sırrı Süreyya Önder bir sembol, kült bir isim olarak karşımıza çıktı. Profili çok yüksek, siyaseten çok önemli bir aktördü. 2015'te %12'nin üzerinde oy alan HDP adına giren Sırrı Süreyya Önder aday Mustafa Sarıgül olmasına rağmen, yani çok iddialı olmamasına rağmen %4.7 oy alabildi. Yani kendi oyunun yarısına bile ulaşamadı. Bu adayın profilinden çok seçmenin sandığa giderken kazanmasını istemediği adayın karşısındaki adaya yönlenmesinden. Ben bu seçimlerde de benzer bir görüntü olacağını, DEM Parti seçmenin önemli bölümünün İmamoğlu'na oy vereceğini hem ölçümlerden hem de gözlemlerimizden rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, peki o zaman İstanbul'da tablo bu. 12 gün içerisinde bu tablo nasıl değişecek? Bu önemli. Şimdi Türkiye geneline baktığımızda Ankara'yı elbette ayırmak lazım. Ankara'da bu fark nasıl bu kadar açıldı Sayın Turan? Bu arada Mansur Yavaş'ın gittikçe arayı açtığını görüyoruz. Aslında Ankara'da seçim yarışının da fiilen sona erdiğini bizzat Mansur Yavaş söyledi. Şimdi orada Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de bir çoğunluk söz konusu olacak. O zaman şöyle soralım. Bu anlamda çoğunluk sağlandığında Ankara'da neler değişecek sizce? Ve Mansur Yavaş nasıl oldu da bu farkı böylesine açtı Ankara'da? Evet, aslında hemen aylar öncesinde Ankara'da seçim anlamında Mansur Yavaş'ın kazanma anlamında hiçbir derdi olmadığını, açık ara farkla kazanacağını dillendiriyorduk. Oradaki hala bir seçimdi, hala bir yarış devam ediyor ama Bilgi Hanım, onu unutmamak lazım. Belediye meclis üyeliklerinde biliyorsunuz aritmatik biraz daha farklı işliyor. Yani Mansur Yavaş geçen seçimlerde de %50'nin üzerinde oyla seçildi. Yani Mansur Yavaş'ın tamam bir oyu var zaten. Bizim de yaptığımız bütün ölçümlerde, memnuniyet araştırmalarında seçildiği oydan daha fazla bir memnuniyeti vardı Mansur Yavaş'ın Ankara'da. Elbette yaptığı belediyecilik anlayışı, tabii bir şansı da vardı. Melih Gökçek'ten sonra belediye başkanlığını yapıyor olması. Bu da bir şanstı kendisi için. Ama bütün bunları yan yana koyduğumuzda Mansur Yavaş'ın zaten %50'nin üzerinde bir oyu var idi. Ama bunu yükseltecek belki de Ankara'da gerçekten rekor oy alacak. Ama halen Ankara içinde Büyükşehir Meclisi'nin nasıl şekilleneceğini, çünkü orada biliyorsunuz ilçe belediye başkanlıklarını kazandığınız zaman siz kontenjandan meclis üyesi götürebiliyorsunuz meclise. Ve Ankara'daki hala sayısal anlamda meclis üyeliğinde bir problem var. Büyükşehir'in nasıl yapılacağını seçim sonucunda göreceğiz. Çünkü tamam Çankaya'da, Yeni Mahalle'de, hatta Mamak, Etimesgut, bunları sayabiliriz Ankara'da Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı adaylarının önde olduğunu. Ama
unutmamak gerekiyor. 20'nin üzerinde 25'e yakın ilçe var ve o ilçelerin 5'inde 6'sında bu seçimleri açık ara alsanız da meclisi oluşturmakta gerekli çoğunluğu sağlayamayabiliyorsunuz. Tabii ki burada aday profili de önemli. Demin Murat Kurum özelinden söz etmiştik. AK Parti parti yapılanmasından ötürü genelde bir aday çıkarma zorluğu yaşıyor Bilge Hanım. Yalnızca bu seçimlerde değil. 2019 seçimlerinde de yaşadı bunu. Ve bunu da şöyle değerlendiriyoruz. Yani elbette biz partileri kodluyoruz. İşte ideoloji partisi, kitle partisi, lider partisi gibi. Tabii dünyada da merkez ve merkez sağ partileri daha çok lider partisi olarak tanımlıyoruz. Ama AK Parti bunun bir adım önüne geçti. Yani artık tek adam partisi. Yani Sayın Erdoğan'ın tamamen kontrolünde ve inisiyatifinde bir siyasi parti. Böyle partilerde alttan aday yetişmiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani CHP'ye bakın. CHP Erdal İnönü CHP'den beri Erdal İnönü ile Deniz Baykal defalarca karşı karşıya geldi. Sonra Murat Karayalçın, Aydın Güven Gürkan, Murat Karayalçın, Deniz Baykal, Deniz Baykal, Mustafa Sarıgül, Muharrem İnce, en son Özgür Özel Kılıçdaroğlu'ndan sonra. O kadar çok yarış oldu ki. Ama AK Parti'de hayal edebiliyor musunuz böyle bir yarışı? Yani MHP'de böyle bir yarış vardı. Biliyorsunuz İyi Parti kapının önüne kondu, İyi Parti'yi kuranlar. Problem şu. Bundan dolayı bir Ekrem İmamoğlu, bir Mansur Yavaş, işte bir Yılmaz Büyükerşen, bir Çerçioğlu, Zeydan Karalar gibi sahaya çıktığında kendi çekirdek oyunun dışında seçimi kopartıp alabilecek siyasi aktörler AK Parti'de yetişmiyor artık. İlk kuruluş ayarlarında vardı böyle şeyler. Yani Erdoğan'ın dışında onlarca isim sayabilirdiniz. Ama şu anda böyle bir durumda yok ve AK Parti mevcut ekonomik politikalar anlamında ülkenin bulunduğu büyük sıkıntıdan dolayı bir oy erimesi yaşıyor ama yerel yönetimlerde de kazanacak aday bulamıyor. Ankara'daki o farkın oluşmasının nedenlerinden biri de o. Yani Ankara, İstanbul'da çok isim tartıştık ama Ankara'da son iki seçimdir aday gösterme anlamında problem yaşıyor. Doğru adayı gösteremiyor sonuç itibarıyla. Ama Mansur Yavaş'ın da kendi kişisel karizması ve bir oyu var. Bir de şunu ekleyebilirim bunun dışında zamanımız varsa. Biz hep tabii göze çok göründüğü için İstanbul'u, Ankara'yı, Adana'yı, İzmir'i, büyük şehirleri konuşuyoruz ama ya Anadolu'da aslında çok ciddi bir dip dalga var. Bu gözden kaçıyor. Anadolu'nun kentlerinin bir önemli bölümünde AK Parti hem bazı yerlerde yönetimleri kaybediyor, bazı yerlerde de ciddi bir oy erozyonuna vuruyor. Yani Mayıs seçimlerinde biz ne diyorduk? Metropollerde AK Parti ciddi oy kaybetti, geriye düştü. Ama Anadolu'da hala oyunu koruyor diye aslında bu 8-9 aylık ekonomik sıkıntı, ekonomik baskı oralara da yansıdı artık. Daha çok yansıdı, daha önce de yansıyordu ama ve orada ciddi bir oy kaybı olacak. Biz değerlendirmemizi son seçime göre yapmamız gerekiyor. 2019'da Cumhur İttifakı'nın toplamı %52,5'tu. Biz 11 tane büyük şehri görüyoruz ama bunu ve Cumhur İttifakı 30 büyük şehrin 16'sını almıştı %50'nin üzerinde. 973 ilçenin MHP ve AKP beraber yaklaşık 700 küsürünü almıştı. Yani CHP'nin aldığı ilçe sayısı sadece %91'di. Ve oy oranları il genel meclisine baktığımızda 52,5'tu. Bu 52,5'un ben bu seçimlerde nereye düşeceğini çok merak ediyorum. Benim tahminim 40'lı seviyelere düşecek, toplamdan bahsediyorum. Ve bu aslında AK Parti'nin genel oy alanında alacağı ve Cumhur İttifakı'nın en büyük yenilgi olacak. Ama tabii kaçmış bir fırsatı da söylememiz gerekiyor. Biliyorsunuz İYİ Parti ittifak yapalım mı yapmayalım mı toplantılarında.